Arkada bir evladımız var. Kazasız, belasız bir sefer diliyor. İnşallah. Allah mutlu. Bizim ailemizle birlikte. Aman siz de dikkatli olun. Kazasız, belasız. Güzel bir bayram diliyoruz size. Ağız tadında bir bayram. Biz limitlerini geçtiyoruz değil mi? Hayır, kesinlikle. Güzel. Çok güzel. Merak etmeyin ama beğendiğinize bayıldık. Her şey çok güzel. Biz de Sayın Valimizle beraber böyle bu uygulama noktasında birkaç arkadaşlarla da İnşallah kazasız belasız gidersiniz, geldiniz. Ağız latiyle bir bayram yaşarsınız. Tamam. Atsubay Kremli Bahçavuş Hasan Doğan. Trafik değil komutan. Tamam. Kuman Çavuş Ahmet Ertaş. Nasılsın değil misin? Sağ ol. Biz de arkadaşlarımıza hazırladıkları bir hediye. Aman dikkat edin. Dönüşte özellikle çok dikkat edin. Bir de sizler içerisinde... Çok teşekkürler. Biz de böyle farkındalık oluşturmak için zaman noktalarını ziyaret ediyoruz. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatıyla her bayram bakanlığımız üst düzey yöneticileri, bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, emniyet genel müdürümüz, jandarma komutanımız, sahil güvenlik komutanımız, valilerimiz, kaymakamlarımız hep beraber bu bayramlarda alana iniyoruz, sahaya iniyoruz. Trafik denetimleri, uygulama noktaları ve ilgili güvenliği sağlamak için sahada oluyoruz. Bu bayramda da yine Sayın Bakanımızın talimatıyla alandayız, sahadayız. Bu bayram malum çok sıcakların birden bastırması, pandemi sonrası ilk serbest bir bayram. Birçok nedenle daha bir yüksek hareketlilik ve mobilizasyon var. Trafikte bir yoğunluk var. Bu istikamette biz de bakanlık olarak 140.372 tim ve 226.582 personelimizle sahadayız, alandayız. Emniyet Genel Müdürlüğümüzden, Jandarma Genel Komutanlığımızın özellikle trafikle ilgili birimlerinden 226.000 personel bu bayram süresince görev başında olacak. Valilerimiz, kaymakamlarımız ve ilgili diğer birimlerimiz de büyük ölçüde alanda olacaklar. Bu çerçevede ayrıca yaklaşık 960 civarında sivil polis memurumuz şehirler arası yolcu taşımacılığını yolcu olarak denetliyor. Gidiş dönüşlü olmak üzere yaklaşık 1400 civarında otobüste denetleyecekler. Ayrıca 15 helikopter, 76 drone'la 1500 saat civarında havadan denetimler, takipler yapılacak. Yine 1100 civarında
maket araçlarımız var biliyorsunuz çeşitli alanlarda. Onlar da alanda farkındalık oluşturmak, dikkat çekmek çerçevesinde alanlardayız. Bu doğrultuda sadece böyle bu uygulama alanları, denetim uygulama alanlarında değil, şehir içi trafiği, şehir içi trafiğin yönetilmesi, şehirler arası ana arterlerin yönetilmesi, devriye, trafik devriyeleri vesaire hep beraber alanda olacağız. Bu bayram tabii yüksek bir hareketlilik var. O çerçevede trafik kazalarımızın daha yakın takip edilmesi lazım. Ülke olarak trafik kazalarında bu geçtiğimiz 3 yıl içerisinde çok önemli bir iyileşme sağladık. Kaza sayısı %50 azaldı. Can kaybımız da azaldı. %35-40 düzeyinde can kaybımız azaldı. Bizim örneğin 3 yıl önce 100 bin insan başına can kaybımız 11 iken 2020 yılında 5.8'e geriledi. Bu aslında Avrupa standartlarına uygun bir noktaya indik ama yine de bunların daha da iyileştirilmesi, en aza indirilmesi lazım. Özellikle bu bayramda çekiniyoruz, korkuyoruz. Çünkü bu bayramda biraz önce de söylediğim gibi çok yüksek bir hareketlilik var. Bayram hareketlilik var. Son 3 yılda da kaza sayısı, son 3 günde de bu bayram hareketliliğine bağlı olarak kaza sayımız da bayağı arttı. O istikamette hep beraber alandayız. İnşallah bu takiplerimiz, alanda oluşumuz dikkat ve farkındalığı sağlayacak ve can kaybımızı da en aza indirmiş olacak.